Ay ne kadar güzel mesaj yollamış Hakan Türkşen Beyefendi. Sağ olsun. Hemen böyle takip edeyim. Eşimle birlikte diyor sizi yerden kaldırdık diyor. Talihsiz diyor bir kaza geçirdiniz diyor. Efendim AKM'de düşmüşüm. Şak diye bir düştüm. Orada böyle yıldızı kötü olan böyle kötü bakan insanlar böyle nazarına geldim. Hiçbir şey olmaz ama Allah bizi korur. Allah bizi korur ama kendinizi korumanız için de doğru insanları seçmeniz lazım. Yani size doğru rehberlik yapan böyle ruh rehberleri lazım. İşte onlardan biri Nevin Kılıç. Nevin Kılıç'la sohbet edeceğiz efendim. Kişisel gelişim uzmanı bir koçumuz. Koç deyince insanlar yanlış anlıyor. Boynuzlu zannediyor. Olsun, sakıncası yok, doğru olsun da. Evet. Niye bu yaşam koçu? Yaşam koçu neden? Şimdi 2010 senesinden beri kişisel gelişim alanları ile ilgileniyorum ve kendim bu kişisel gelişim alanları doğrultusunda işte bilinçsel farkındalık, regresyon ve diğer hususlarda da bir şekilde eğitimlerime devam ediyorum. Ne Ben zamandır, kaç senedir? 2010 senesinden beri. Az değil, 12 Tabii. yıldır. Kişisel gelişim sürecimde kendime faydasını olduğunu düşündüğüm şeyleri de bir noktadan sonra diğer insanlara yansıtmam gerektiğini düşündüm. Hepimiz farklı farklı dönemlerden geçiyoruz. Bazen çok üzülüyoruz, ağlıyoruz, yanlış şeyler olduğunu düşünüyoruz, hayatımızın geri kaldığını düşünüyoruz. Ama arka planda bizim için dönen şeylerse çoğu zaman hayrımız olan şeyler oluyor. Yaşam koçu da ne yapıyor? Yaşam koçu objektif ve duygulardan arınmış bir şekilde kişinin kendisini tanımasına, hedeflerini fark etmesine ve potansiyelini ortaya çıkartarak bunları hızlandırarak bu süreçte tamamıyla en kısa sürede tamamlamasına yardımcı oluyor. Ben de dedim ki ben bunu kendime yapıyorum ve hepimiz pandemi dönemi nedeniyle de aslında çok kötü zamanlar yaşadık. Çocuklar kapandı evlere, bizler kapandık evlere, birçok insanlar ekonomik sıkıntıya düştü. Hepimiz zor zamanlar geçirdik. Dedim ki bu yaşadığım, fayda gördüğüm şeyleri insanlara da artık sunmanın ve onlarla birlikte bir yol almanın, kişisel anlamda öne geçmenin bir yolu olmalı diye düşündüm. Ve şu anda da karşınızdayım. İyi yaptınız valla. Peki benim soracağım sorular içerisinde bu NMP işte neydi? Access Bars'lar falan var mı? Onların da eğitimini almayı düşünüyorum ama şu anda onlar uzmanlığım dahilinde değil. Ben Yani şu anda... aslında bu danışmanlık farklı öğretilerinde toplanması, harmanlanması demek. Tabii ki aynen şöyle. Sonuçta kişisel özelliklerimiz ve kişiliğimize yakın olan eğitimler daha da ön planda. Ve siz hangisini çok daha rahat kullanıyorsanız, hangisini insanlara daha rahat geçirebiliyorsanız, bunu bu anlamda kullanarak harmanlayıp yaşam koçluğu doğrultusunda öne çıkartabilirsiniz. Yaşam koçu ne yapıyor? Yaşam koçu tamamıyla şimdiye, geleceğe ve çözüm odaklı oluyor. Yoga'da insan kendisi yapıyor mu? Aynen öyle. Bunda Bir de da mantralar var biliyorsunuz. var, onlar da var. Mesela örnek veriyorum Budizm felsefesinde veya Hindu felsefesinde bu bağırmalar, genizdeki içini boşaltmalar bir nevi arınma haline geliyormuş. Aynen öyle. Burada da sizinle terapi yaparken yani danışanınız aslında kendisinin anlatacağı çok şeyleri etrafındaki insanlara anlattığında o sırlar paylaşılıp gidiyor. Ama bir danışman tercih ettiğinde o sırlara çözüm odaklı hareket edebilir. Bir arkadaşı mesela çok yakın arkadaşıma ben derdimi anlattığımda benden yana düşünerek beni yanlış yönlendirebilir. Aynen öyle. Doğru mu söylüyorum? Aynen Tespit öyle. bu. Yani aslında sizi tanımayan ama size ruh rehberliği yapacak olan nasıl turizm rehberi var? Bunlar da ruh rehberi diyorum ben kişisel gelişim uzmanlarına. Ama merdiven altında olanlar çok var. Böyle eğitimli, kültürlü, aydın, hanımefendi gibi böyle size yüreğinize dokunabilecek veya tecrübe sahibi olan insanları tercih edin. Her böyle önüne geleni, kadın hiçbir şey bilmiyor ve cahil, gerçekten kendi de cahil. Onun kendine faydası yok. Onları da lütfen ayrıştırmanızı istiyorum. Bir kere insana önem vermek çok önemli. Sonuçta hani baktığınız zaman insan ön planda olmalı. İnsanın geleceği, düşünceleri, karakteri ve hepimiz yani bu dünyada yaşıyoruz, nefes alıyoruz ve bunu paylaşabilmemiz lazım. Nefes almayı öğrenebilmemiz lazım.
Canlılara değer vermemiz lazım, cansızlara değer vermemiz lazım. Yanlış kişilere de gidip yönlenmemek lazım. Şimdi esasında bizim hani hayatımızdaki hedeflerimiz doğrultusunda ne yapmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ama bilinç ve bilinçaltı var. Çoğu zaman bizi bilinçaltı yönlendiriyor. Ne oluyor? Doğuyoruz. Annelerimiz, babalarımız aman ateşe dokunma yanarsın. Aman işte şunu yapma böyle olursun. İşte erkektir yapar. Hep bu bizim bilinçaltımızda. Her ne kadar modern oğlum, gibi göz... amcayı pipiye göster. İşte, ama kız olursa aman kızım oranı gösterme, aman buranı gösterme, aman kızım sivri olma. O bunlar... iyi mi aslında, kötü mü? Ya aslında kötü. Ama biraz da ahlak öğretiliyormuş gibi. Tamam, ahlak öğretiliyor ama bilinçaltımıza negatif kodlar da veriliyor. Mesela? Mesela şöyle ki, diyelim ki işte aman kız dediğin biraz arkada durur. Kız neden arkada dursun? O ona karşıyım. Yani en basit örnek. Artı kendimiz için de bazen bir şeyleri yapıyoruz. Örneğin bir şeye başlayacağız, yeni bir işe ayıp başlayacağız. Onu da geçelim. Evli kadınsın, dulsun sen. Hayır, mesela şöyle ki biz mesela kızımla birlikte yaşıyoruz. Çok İşte 10 yaşında çok tatlı bir kız. Gel yanımıza. Ayakkabıları gel çıkartmış. De. Gel. Merhaba de. Mesela kızımla birlikte yaşıyoruz. Ve ben her süreçten önce onun annesinden çok onun arkadaşı olmayı, onun yol göstericisi olmayı hedeflemiş durumdayım. Ve maalesef, bazen ben maalesef diyorum buna, doğduğu günden beri ben onunla konuşuyorum. Dolayısıyla da hani 10 yaşındaki bir çocuktan çok daha fazla görgüsü olan, bazen de hatta bana bile akıl verebilen bir yapıya sahip ki benimle birlikte eğitimlere de giriyor, yaşam koçluğu eğitimlerine. Ben küçükten yaşam koçu yetiştiriyorum. Anmina. Bu benim tatlı kızım. Şimdi şöyle bir şey var. Annen sana da öğretiler yapıyor mu? Dur gel buraya konuş. Annen sana da öğretiler yapıyor mu? Yapıyor. Mesela sana bağırıyor mu annen? Hayır, asla. Peki annen sana neler öğretiyor? Hiçbir zaman pes etmemeyi, her zaman pozitif düşünmeyi. Yani mesela ben apandis olduğumda hep pozitif düşün dedi annem bana. Düşününce acı gitti mi? Evet. Hep pozitif düşündüm ve daha az acıdı yani. Peki okulun için neler diyor anne? Yani düşük not aldığında üzülme. Mesela yani ben 100 aldığımda annem benimle beraber seviniyor. Güzel peki, bir şey. Peki seviniyor. Düşük notu aldığında da mesela sana üzülme, yeniden başarısın dediğinde başarıyor musun? Başarıyorum. Geçiyorsun o zaman sen. Evet. O zaman annen işinde çok başarılı, öyle mi? Evet. Çocuktan alabilir demişler efendim, biz de çocuğa soruyoruz. Hadi git yerine. Şimdi peki, dediğim gibi ben kişilik olarak biraz inatçı bir yapıya sahibim, evet, ve pes etmesini de sevmem. Ve hani hepimizde mesela bende de işte bu işe başladığım zaman bana dediler ki işte mesleğin var, dış ticaret şefi olarak çalışıyorsun, iyi de bir maaş kazanıyorsun, işte niye böyle bir şeye giriyorsun, işte kendini riske sokuyorsun. Ben niye kendimi riske sokayım? Kendinizi bulmuşsunuz bence. Kendimi buldum. Yani insanın en önemli şey ne biliyor musunuz? Hani sevdiğin işi yapmak, sevdiğin ışığı vermek. Çünkü eğer sen sevdiğin işi yapıyorsan ve bundan keyif alıyorsan, o iş yapmak gibi olmuyor. Işın da diğer insanlara geçiyor. Şu anda mesela ben biraz önce sizi program yaparken seyrettim. Ki ben hani sizi her zaman takip ediyorum ama hiç yakından görmemiştim açık ve net olarak. Şu anda size şöyle söyleyeyim. Ben şu anda sizin ruhunuzun içini gördüm. O kadar pozitif beyaz bir ışık sayıyorsunuz ki, dışarı veriyorsunuz ki. İçimden ne geçerse de hareket ediyorum. Aynen öyle. Ben de öyleyim kişilik bağımında. Hani ne geçiyorsa kafamdan, ne düşünüyorsam söylerim. Öyle bakmam işte, yok benden üst rütbedeymiş, şöyleymiş falan. Ha, bana hep küçükken derdi ki babam, benim babam ağır ceza avukatı bu arada, İşte azıcık politik olmayı öğren. Yok, ben böyle olduğum halimle çok mutluyum. Ben politik olamam. Çok ben mesela mutluyum. Siyaset yapmayı severim ama politika sevmem. Yok, yani ben sevmediğim bir şeyi seviyormuş gibi gözükemem. Üzüldüğüm bir şeyi de seviniyormuş gibi gözükemem. Ben sağlam adımlarla yürüdüğüm yolda diğer insanlara da ışık tutmak istiyorum. Efendim, demişsiniz ki ikinci yaşam koşunun meslek tanımı nedir? Kendinize notlar almışsınız, ben de notlarını karıştırıyorum. Efendim, burada terapist ve koçluk arasındaki farkı biraz önce anlattım birazcık. Sorduk ama ben şunu söylüyorum. Terapist
tıbbi anlamda mı terapi yapıyor? Terapi evet, tıbbi anlamda. Hayır, ben katılmıyorum biliyor musunuz? Mesela mantralarda da insanlar kendileri terapi yapabiliyor, ben yapıyorum. Mutlaka, onları ben ruhsal de yapıyorum. Ruhsal terapiler, insanlar kendilerini tamir edebilirler. Mesela burada dediğimizsiniz ki yaşam koçu ile yapılan bir seans nasıl gerçekleşir? Şöyle mi mesela? Mantralardaki gibi. Allah aşkına. Şöyle masaya. Tanrısal boyutta içimizdeki kötü enerjilerin çıkmasıyla ilgili böyle bir yol izledik. Bu dizim bunu emrediyor. Hı hı. Kur'an-ı Kerim diyor ki ritüellerinde namaz kılın diyor. Hı hı. Peki modern hayat bize ne diyor? Çevrenizdeki insanlara sırrını verme diyor. Verdiğinde diyor o sırrı başkasınınla bulursun o büyük bir dert haline gelir diyor. Mesela psikolojik tedavi görmek isteyenler tabii bunlar başka bir şey. Ama zaten. Bunlar zaten psikolojik, travmatik olaylar vardır. O sıkıntıları yaşayanlar vardır. O yaşayanları yok etmek için psikiyatristlere, psikologlara gitmek lazım. O psikolojik boyutu. Peki, stratejik boyutu ne danışmanlar? İşte ben de size şunu danışmak istiyorum. Bir, mesela aile terapileri, kocası karısınla birlikte olamıyor, eleksiyon haline gelemiyor. Adam sana nasıl gelecek? Utanacak. İşte utanmaması lazım. Söylemesi lazım. Sorun belki bedensel değil, fiziksel değil. Ruhsal. Ruhsal olabilir. Ruhsal anlamda psikiyatrisa gitmiştir ama orada da sıkılmıştır. Birini anlatması gerekir, gidebilir. Peki kadın vajinismus oldu aynı şekilde. Aynı şekilde. Şimdi şöyle bir şey var. İçimizde yaşıyoruz ve arka planda hep onları atıyoruz, geriye atıyoruz. Onlar ne oluyor? Birikiyor, 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 birikiyor. Bizim enerjimiz... Vücut kilitliyor. Ay, kilitliyor. Sen yapman gerekeni de fark etmiyorsun. Önünde bir yol var, gidemiyorsun. Yaşam koçu... Talih yola giriyorsun. Aynen öyle, farklı yola gidiyorsun. Yaşam koçu ne yapıyor? Sana soruyor, hedefin ne? Nereye gitmek istiyorsun? Mesela siz geliyorsunuz, diyorsunuz ki işte Neylin, ben işte şöyle bir amacım var. Ama inan ki buraya nasıl gideceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Ben de diyorum ki Seyhan Hanım size bu yaşam koçluğu dahilinde sizin bu gitmek istediğiniz hedefte size yardım etmek istiyorum diyorum. Ve size bu hedefiniz doğrultusunda aklınızda size yeni metodlar oluşturabilecek ya da düşünüp fark etmediğiniz şeyleri ortaya çıkartabilecek güçlü sorular soruyorum. Hı hı. Güçlü ricalar kullanıyorum veya farklı teknikler kullanıyorum. Hı hı. Bilimsel teknikler, yaşam koçlarının kullandığı growth tekniği gibi. Ve sizin bu içinizdeki esasında cevabı olan noktayı, potansiyelinizi ortaya çıkarmanızı ve hedefinize diyelim ki 3 senede gidecekseniz bunu 6 aya indirmeyi hedefliyorum. Bununla da birlikte 45 dakikalık, 50 dakikalık seanslar yapıyoruz birlikte. Konuşuyoruz, tanışıyoruz, anlaşıyoruz, sorular soruyorum ben size, ödev veriyorum yeri geliyor. Diyorum ki işte siz mesela bir aklınıza bir fikir geliyor. Diyorum ki Seyhan Hanım bunu eve gidince diyorum bir araştırın acaba böyle bir şey yapsanız gerçekten nasıl olur? Siz eve gidiyorsunuz diyelim. Onun araştırmasını yapıyorsunuz. Geliyorsunuz bir sonraki seansımız. İkinci seansımız diyelim ki belirli süresi bir sonrasına sözleşiyoruz sizinle. Diyorsunuz ki Neylin işte ben bunları düşündüm. Bunların artıları bunlar bana. Sen ne diyorsun diyorsunuz mesela. Ben de diyorum ki Seyhan Hanım hadi gelin üzerinde konuşalım diyorum. Birlikte sizin arkadaşınızmış gibi. Sizin mış gibi de yok burada. Tabii sizin arkadaşınız olarak aslında. Tanımadığı hani, bir arkadaş, tanımadığı bir dost. Aynen öyle. Yoldaş diyelim biz buna yoldaş. Birazcık daha. Size ışık tutuyorum. Sonra siz o yolda fark ediyorsunuz. Ha diyorsunuz bunu yapmam lazım diyorsunuz. Onu gidiyorsunuz mesela birazcık daha zaman geçiyor. Onları da deniyorsunuz. Beraber sizle o yolu buluyoruz ta ki siz o hedefinize ulaşıncaya kadar. Hedefinize ulaştıktan sonra devam ettirirsiniz. Kendinizi iyi hissettirmek için seanslarınızı almaya devam ediyoruz. Tamamen kişisel tercihe bağlı bir şey. Bu çocuk da olabilir. Olabilir. Dersiniz ki hedefim değişti Neylin. Hiperaktif çocuklar mesela nasıl durdurulabilir? Aile içi travmalardan dolayı o çocuklar farklı kromozomlarla da geldikleri için o dengeyi tutturamıyorlar. Anneler, babalar bunda çok başarılı olmalı. Mesela çocuklara diyorlar ki işte hiperaktif ya da ne bileyim sorunu var. Çocuk mesela geliyor. Çocuğun tek sorunu dinlenmemek.
Gerçekten tek sorun dinlenmemek. Veya sevgisiz. Veya sevgisiz. Mesela şimdi Amine... Veya anne baba ayrıysa psikolojik olarak mutluluğu karşı tarafta arıyor. Yani baba annedeyse çocuk babayı, babadaysa anneyi falan arıyor. Bu da travmatik bir durum. Her şey olabilir. Yani mesela ben de dediğim gibi yalnız bir anneyim. Şey misiniz siz yani? Alıyorsunuz içinde. Burada buradan cımbızla çektik biz bunu. Ve oradaki o sorunu tamir ediyorsunuz. Yeni yerine mi bırakıyorsunuz? Tam tamir değil. Sizin tamir etmenize yardımcı oluyorum. Şifre ben bu. Sizin tamir edeceğiniz aletleri veriyorum. Sizin marangozunuz gibi. Yapı ustanız gibi. Size veriyorum aletleri. Siz zaten içinizde olan potansiyellerle birlikte orayı tamir ediyorsunuz. Yani terapisten farklı olarak ben sizin kendi yolunuzu bulmanıza, kendi ışık tutmanıza yardım ediyorum. Değişim ve dönüşümünüzü hızlandırıyorum. Kendi başınıza yapacağınız şeye yol gösteriyorum. Neler mesela yapılabiliyor bu danışmanlar, yaşam koçları? İş, aşk. İş, aşk. Aşk. Ondan sonra mutsuzluk. Aşk, mutsuzluk. Ondan sonra işte... Karı koca ilişkileri. Aynen öyle. Çocuklarla iletişim bozuklukları. Veyahut da dışarıyla iletişim. Aynen İçine öyle. Kapanış veyahut da gayipten olanlar, onlara çözüm ortağı olabiliyorsunuz. Yani aslında ruhun çözüm ortaklarısınız. Aynen sizler. Öyle. Daha tecrübeli olarak yol gösterici, rehberler gibi. Seanslar ne kadar sürüyor? 45-50 dakika sürüyor. Bu pandemi zamanından beri hepimiz artık... Bir seansta bitiyor mu? Bir seansta bitmez. Yani bir seansta bitenler de küçük bir şeyse, travmatistikse. O, yani çok küçük seansta da bitenler var. Ama genelde hani en azından bir iki seans yapmak lazım ki hani arka planda çalışan başka bir şey var mı yok mu onu kontrol edebilmek lazım. Ama dediğim gibi hedefler doğrultusunda 2 de olur, 3 de olur, 4 de olur, devam edebilir. Bu pandemi süresiyle birlikte hepimiz biliyorsunuz online'a artık yüklendik. Hepimiz internetten yaşıyoruz neredeyse. Biz de seanslarımızı online internet üzerinden yapıyoruz. İnternet sayfam da var benim. Cep telefon numaramı da sanırım arkadaşlar verecekler. Oradan belirlenen süreç neyle görüşüyorsunuz kameralı olarak? Zoom. Zoom'la. Zoom profesyone indirdiniz. Aynen öyle. Karşı taraftaki amatörse bile bağlantı kurabiliyor. Çok rahat bir şekilde. Sadece zaten kurulum yapıyor. Onun siz linkini gönderiyorsunuz. Linke bastığı anda şifre falan herhangi bir şey girmeden olduğu yerde, evinde olur, arabasında olur. İstediği yerde olabilir. Hani kendini rahat hissettiği hiç herhangi bir yerden girebilir ve rahat bir şekilde seansını gerçekleştirebilir. Peki seanslar diyelim ki tamamen o kür bitti. 7'de rahatladı. Ondan sonra bence ayda bir de gelmeli. Çünkü niye biliyor musunuz? İnsanın ruhuna iyi gelen bir şeyi daim haline getirmeli. Devam ettirmeli. Mutlaka. Tamam travma bitti ama o biten yer bir daha tekerrür eylemesin diye sık sık da o kişiler gelmeli gibi geliyor bana. Ya zaten şöyle bir şey var. Işık bulduğunuz her yerde... Nasıl sinemaya gitmeye ihtiyacı var gülüyor. Aynen. Işık bulduğunuz her yerde o ışığı kullanmaya, o ışığın yanında olmaya çalışmanız lazım. Burada sormadığımız size çok bir şey kalmadı ama benim size sormadıklarım var. Buyurun. Peki. Şimdi bu kadar hayatın içerisinde dimdik ayakta duran bir kadın görüyorum. Ve sağ bilgili, entelektüel, çocuğunla da ilgili müthiş yetiştirmişsiniz. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. En önemli referansınız o. Yani baksanıza annesini ne kadar sevmiş. Hayatla ilgili planlamanız ne? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hepimiz zaman zaman zorlu süreçler yaşıyoruz. Hayatla ilgili planım nedir? Kızımı ve kendimi en iyi şekilde geliştirebilmek ve yarın arkama baktığım zaman ben gelişiyorum diyebilmek. Daha iyiye gidebiliyorum diyebilmek. Nerede oturuyorsunuz? Ümraniye'de oturuyoruz. Ben çocuğuma da bunu öğretmeye çalışıyorum. Yani dersler evet bir yere kadar. Derslerini geçmek zorundasın. İyi notlar almak zorundasın belki ama her şeyden önce şu ruhunu iyileştirmek zorundasın. Sevmek zorundasın. İnsanlara, hayvanlara, aklına gelebilecek her türlü canlıya ellerini açmak durumundasın. Ve kendini geliştirmek zorundasın. İnatçılık, azim demek diğer insanlara zarar vermek, diğer insanların yaptığı şeylerden fayda sağlamak değil. Diğer insanlara da sen düşerken, yükselirken diğer insanları da kaldırmak demek. Rabbim o kadar insanlara şans veriyor ki
kara gün geçiriyorsunuz ama ertesi gün çok da beyaz bir gün olabilir. Ve kimin nerede olacağını hiç kimse bilemez. Sadece bunu Rabbim bilir. Ama kalktığın anda tut elinden, ya bu kadar zor bir şey değil. Şu elini şu başka bir insana dokundurduğun zaman şu enerjiyi vermek. Ben şurada size dokunduğum zaman sizin tüm enerjinizi, tüm auranızdaki rengi, ışığı görebiliyorum. İç gözle bakmak önemli. Bakmakla görmenin arasında çok büyük çok. Fark vardır. Yani bakarsın, görmezsin. Gözünün önünde birisi acı çekiyordur. İnsandır ya da hayvandır. Hiç fark etmez. Senin için hiçbir şey fark. Basarsın geçersin. Bir de durursun. Hiçbir şey yapamıyorsan onun o anda o acısına payda edersin. Ona bir el tutarsın, ışık tutarsın ya da onunla birlikte ağlarsın. Bunu hiç tanımadığım insana da yapabilirsin. Ben çocuğuma da bunu yapmaya çalışıyorum. Yani görsün. Güzel bir annesin canım. Teşekkür ederim. Belli. Görsün, hissetsin. Yani gerçekten çok önemli. Ve benim hayatımda en rahatsız olduğum şey negatif enerjili insanlar. İnsanların enerjisiyle beslenen ve insanlara kötülük yaparak mutlu olmaya çalışan insanlar. Mümkün olduğu kadar kendimi onlardan uzak tutmaya çalışıyorum. Ben de hiç yanıma sokmam. Yani çocuğumu yani da uzak... Kötü kalpli, beni mutsuz edecek, yuvama, aşıma, işime, milyon dolar kazansam onu bir daha görmek istemem hayatımda. Yani ona çok dikkat ederim. Ve muhakkak ödeşmeyi de severim. Ödeşmek neye bende? Şimdi onu ben de vakti zamanında yapıyordum. Aslında çok zararlı. Kendi kendinizi engelliyorsunuz. Yani hayatımızda problem yaşadığımız insanlar var. Yaşıyoruz ve onları sürüklüyoruz aslında. Ama onlarla hani diyorlar ya hep mutlaka duymuşsunuzdur. Affet, affet. İnsan da içinden diyor ki ya adam bana bunu yaptı. Ben bu adamı niye affedeyim? Sen aslında onu affetmiyorsun. Onu olduğu yere, olduğu cehennemine gönderiyorsun, ışığa gönderiyorsun. Yani onu tamamıyla kendi kafandan silerek sen kendi ışığını yüceltiyorsun. Affetmek gerçekten önemli. Nötr kaldığınız zaman kendi kendine ışığınızı daha çok görebiliyorsunuz. Bu şey, şöyle söyleyeyim. Hepimizin şurasında beyaz bir ışıktan var ya hani Rabbim'den gelen enerji ışığımız. O affetmediğimiz karartılar orada böyle nokta 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 bizim enerjimizle birlikte geleceğimizi de köreltiyor. O yüzden bırakın, kim ne kötülük yaptıysa Rabbim zaten hani bir laf var ya ne yaşarsan bu dünyada yaşıyorsun. Öbür dünyaya gitmiyor yani burada görüyorsun sen yaptığın. O kişiler biçiyor zaten. Ama sen nötr bırak, affet. De ki ben seni affediyorum, seninle bütün bağımı kesiyorum. Ben bundan sonra iyiye, güzele yöneliyorum. Hatta senden özür diliyorum. Sana verdiğim tüm enerjimi senden geri alıyorum. Bana verdiğin iyi, kötü, negatif ne varsa da onları sana iade ediyorum. Deyip kök bağlarını kestin mi? Onu gönderdin mi gökyüzüne? Ondan sonra rahatlıyorsun. Senin yanında yolun da açılmaya başlıyor. Öyle bir şey oluyor ki bir yere gidiyorsun, bir insanla tanışıyorsun. O sana bir ışık yolu açıyor. Hiç beklemediğin yollar açılıyor. Ki ben tesadüflere çok fazla inanırım. Mesela bugün benim burada olmam, sizinle tanışmam, sizin elinizi tutmam bile bir tesadüf. Mutlaka ikimizin birbirinden alacakları var. Ruhen, arkadaşlık bağımında belki. Belki insanlık bağımında. Yani yolunuzda sizi ışık tutan insanlar çıksın diyorum ben. Amin. Peki izleyicilerimize ne söylemek istersin? Onları bana söylediniz. Onlara da şöyle diyorum. Hayat çok kısa. Değişim ve dönüşüm için öncelikli olarak kendinize ve kalbinize, ruhunuza önem verin. Ve iyi olmaya, tüm canlılara dikkat kesilmeye önem verin. Ne olur sevin. Sevgiden fazla değerli bir şey yok. Ve eğer benimle birlikte yaşam koşulu alanında bir yol almak isterseniz, her zaman kapım açık size insanlık olarak. Hep birlikte bir takım şeyleri başarabiliriz. Ben diyorum başaracağım. Başarılanlardan olalım. İnşallah. Neylin Kılıççı bugün ağırladım. Efendim kişisel gelişim uzmanı. Aslında yaşam koçu dedikleri. Bakmayın siz böyle koç gibi durduklarına. Aslında birçok insanın yüklerini yüklenmişler. Ondan koç gibi durmak zorundalar. O açıdan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yüklediğin hayatın içerisindeki bütün o kötü negatif enerjileri de başkalarına dağıtmadan absorbe edip
kendine de bir zararı olmasın. Kolay hiçbirimiz değil. Olmasın. Çünkü hepimiz sorunlu insanlarız, hepimiz problemli insanlarız, mutlaka. Hepimiz acılarla yorulduk. Efendim siz güzelliklerle yorulun. Bu videoyu beğendiyseniz eğer ki beğenmeye tuşlarsanız, bir sonraki videoyu da izlerseniz alsana iş diyoruz efendim, unutmayın. Hakkı selamı, verdik kelamı, muhabbetiniz bol olsun ebediyete kadar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olmanızı diliyorum. Sevgiyle, saygıyla, hürmet ediyorum efendim. Hoşçakalın.